Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu limit ve süreklilik olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım AYT matematik konuyla ilgili ikinci adım testi olacak sevgili arkadaşlar. Kitapta 14. ünite olarak yer alıyor. Hemen hatırlatmalarımı yapıyorum. 3 adım TYT ve AYT'lerin arkadaşlar, buraya linklerini koyuyorum. Bu linklere tıkladığınızda oynatma listelerini veriyorum. Oynatma listelerinde tamamının tüm testleri sırasıyla konu anlatımı olarak bulabilirsiniz. Aynı zamanda bilmeyenlerin çok şey kaybettiği, bilenlerin de çok şey kazanacağı şu testleri de öneriyorum arkadaşlar. Yine MEB'in hazırlamış olduğu mezun A kazanım kavrama testleri TYT için, mezun B kazanım kavrama testleri de AYT için şiddetle öneriyorum. Dediğim gibi bunları bilmek lehinizedir. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki, dik koordinat düzleminde f fonksiyonu eksi 5 ila 6 kapalı aralığından reel sayılara biçiminde tanımlanmış arkadaşlar. Y'de grafiğini de vermiş. Buna göre löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım neye göre değerlendireceğiz. Arkadaşlar tabii ben yaş itibariyle bunları göremiyorum. Şu anda gözümde de gözlük var. X eksi 2'ye sağdan fx 3'tür diyor. Siz gençsiniz tabii, görürsünüz. Hatta ekranda büyütüyorsanız eyvallah. Ben şu an minnak da bir ekrandan bakıyorum. Arkadaşlar bak, işte bu eksi 2'ye sağdan soldanlar da sana çok kolaylık sağlayacak bir şey söyleyeyim. Hoş, eksi 2'ye sağdan deyince sağdan geldiğini görüyorsun. Pozitif demek sağdan. Ya da sevgili arkadaşım şöyle dersin. Bak eksi 2'ye sağdan, bu sayıyı eksi 1,999 gibi bir şey düşünürsün. Ya da direkt eksi 1,9 gibi. Eksi 1,9 nerede? Sayı doğrusunda sağında. Oradan gelir bakarsın. Bu hayatını feci şekilde kolaylaştırır. Ya da sağdanı bilirsen bunu yaparsın ki bak ikinci öncülde de bunu kullanacağım zaten. Geldim. Hop neyi görüyorum? 3'e yaklaştığını, doğrudur. Dediğim gibi şunu yaparsan çok kolaylaşır senin için. Şimdi buraya geldim dedi arkadaşlar. F of fx. Yani fof x. F'in içinde fx. Önce bak 6'ya soldan. 6'ya soldan işte şimdi düşün 5,9 gibi düşün. Bak geldin buradan. Bak karşına çıkan değer ne arkadaşım? Eksi 2. Yani bu arkadaş eksi 2 oldu. Ancak eksi 2'yi bir daha değerlendireceksin ya. Eksi 2'ye nereden geliyorsun? Bak yine sağdan. Eksi 1,9 gibi. Bunun limitini az önce çözdük. Hop 3'tü. Bu ne demiş? 2 demiş. Bizimle değilsin. 3. F fonksiyonun tanımlı olduğu aralıkta iki noktada limiti yoktur. Sevgili arkadaşlar, limitinin olmaması demek fonksiyonun kopuk olacak. Bak burada da kopuk. Burada da kopuk. Sevgili arkadaşlar sen bunu biliyorsun. Burada sürekli değil. Eksi 4'te 4'te sürekli değil ama limiti var. Sağdan ve soldan bak belli bir değere yaklaşıyor. Sağdan ve soldan bu mesela 2'ye yaklaşıyor. Ancak bak eksi 2'ye baktığında ve 1'e baktığında arkadaş uçmuş yani. Limiti yok. Sağdan ve soldan geldiğinde farklı değerlere. Sağdan gelince 3 diyor. Soldan gelince 2 diyor. Bu da aynı şekilde. Soldan gelince 3, sağdan gelince 2 diyor. Burada limit yoktur. 2 nokta mı? Evet 2 nokta. Bu da bizimle. Burada da diyor ki eksi 2'ye bu sefer sağdan gel. Gelmiştim zaten. Ha, bu sefer tersinde. Sevgili arkadaşlar tersinde dediğinde yapacağım hareket ne? Hop bu sefer y ekseninden geleceğim. Fonksiyon tersi. Ancak şu uyarımı da yapmak istiyorum. Normal şartlarda arkadaşlar bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fx fonksiyonu birebir ve örten olmalıdır. Bu aralıkta bu arkadaş birebir mi? Değil. Birebir olmadığı için bu arkadaşın normalde tersi olmaz arkadaşlar. Bunu bir öncelikle şey yapalım. Çünkü bak eksi 2'ye soldan dediğinde ben buraya mı bakacağım, buraya mı bakacağım? Değil mi? Bu bir çelişki oluşturur. O yüzden sevgili arkadaşlar bu yanlış kurgulanmış. Ama anlatmak istediği de şu. Eksi 2'ye sağdan dedi işte yine eksi 1,9 cevabını veren kim sana? Hop tersten gittiğinde 6. Bunu da hadi iyi niyetle sorduğun için kabul edelim. Ancak arkadaşlar birebir olmadığı için bu arkadaşın tersi olmaz. Dediğim gibi eksi 2 tersten gidince bunu mu söyleyeceksin, bunu mu söyleyeceksin? Değil mi? Onu söyleyemezsin yani. Ne dedik bu durumda? 1, 3, 4.
1, 3, 4. Diyarbakır seçeneğini bakıyorum cevap anahtarına, benimle aynı fikirde mi? Evet, aynı fikirdeymiş. 2 ile devam edelim o zaman. İkinci soru diyor ki sevgili arkadaşlar. Reel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu löblöblöb biçimde veriyor. F fonksiyonu reel sayılar kümesinin sürekli olduğuna göre b kaçtır? Arkadaşlar sürekliliği böyle parçalı fonksiyonlarla değerlendirdiğinde kritik değerler yani dönüm nokta. Bak 1'de arkadaş karakter değiştiriyor. 1'den küçükken ben böyleyim diyor. 1 ila 3 arasında böyleyim. 3'ten büyük her değer içinde buyum. O zaman tam 1'e geldiğinde şu ifadeyle şu ifadenin birbirine eşit olması lazım. X 1 için sevgili arkadaşlar şurada x yerine 1 yazıyorum. Ne görüyorsun? 2a eksi b. İşte bu arkadaşın eşit olması lazım şuradaki 1 değerine. 1 yazdığımda ne çıkar arkadaşlar? 4a eksi 7. A ile B arasında bir ilişki, henüz bir şey çıkartamam. Gel ikinciye dönelim. Bak burada da geçiş noktan 3. 3'te bu değer ve duvar için aynı şeyi bulman lazım. X eşittir 3 için burada 3 koy yerine 12 tane A eksi 7. Doğru mudur? 3 koydum. 12 A eksi 7. Eşit olmalı. Burada 3 koyuyorum yerine. 18 eksi 1'den 17. 12 A eşittir. Niye böyle garip çıktı ya? Ha 24 garip de çıkmamış ya. A2 tam sayı çıkmayınca huzursuz oluyoruz biliyorsunuz. A2 ise arkadaşlar gel yerine 2'yi yaz burada. Şurası 8, 1. Burası 4, eksi B. B'yi de kaç bulduk? 3 bulduk. A2, B3. Neyi soruyordu bana? B değerini soruyordu. B'yi 3 bulduk arkadaşlar. 2'ye de C dedik gönül rahatlığıyla. Yalnız ne kadar şeyi altlarda kalıyorum. Ha şurada çözdüğüm için böyle oldu. 3 numara aşağıda eksi 6 ile 5 kapalı aralığında tanımlı y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Grafiği verilen soruları çok beğeniyoruz, çok seviyoruz. Ayrıca kuralı verilen her fonksiyonun başımızın üstünde yeri vardır arkadaşlar. Kolaylık sağlar bize. Buna göre eksi 6, 5 açık aralığında. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar ben bu soruyu daha önceden hatırlıyorum. Uyarı yapmıştım. Teşekkür ediyorum. O uyarı dikkate alınmış galiba. Çünkü kapalı aralık deyince bu kapalı aralıkta sorulmazdı. Aralığında x'in kaç farklı tam sayı değeri için limiti vardır. Arkadaşlar eksi 6'ya ve 5'e bakmayacağım. Tamam mı? Eksi 6'ya ve 5'e bakmayacağım. Çünkü açık aralığını vermiş. Bu durumda limiti vardır diye geldiğimde bak eksi 5 için var. Eksi 4 için var mı? Hocam kopuk. Arkadaşlar sürekli değil. Bak sağdan ve soldan geldiğinde sana şu değeri veriyor. Eksi 4'te de var. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Bak burada herhangi bir sıkıntı yok, 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 yok. Hiçbir yerde sıkıntın yok. Ta ki nerede? Sadece şurada arkadaşlar. Bak burada sağdan giderken ve soldan giderken arkadaş sana neyi söyleyecek? Şu değeri mi söyleyecek, bu değeri mi? Limitinin olması için arkadaşlar. Limit A'ya sağdan giderken fx eşittir limit a'ya burası soldan burası sağdan giderken birbirinin eşit olması lazım arkadaşlar sağ ve soldan. Bak bu sağdan soldan eşit değerleri veriyor. 3 için yok. Yani 1, 2, 4, 4, 4, 4'ü de neredeyse karambole getiriyorduk. Bu da uymadı. 4'te de yok arkadaşlar. 3'te 4'te yok. Bu durumda 5 tane burada, 3 tane burada, 8 tane dersin sevgili arkadaşım. Yanlış saymış olmayalım. 5 tane burada değil mi? Bak eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 6, 1 de var, 2 de var, 3 de ve 4 de yok. Der ki reel sayılar kümesinde sürekli bak yine sürekli demiş. Parçalı bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre a çarpı b nedir? E sevgili arkadaşlar 2'de konuştuğumuz üzere. Bak 0 için hem bu değer hem bu değerin aynı olması lazım. X eşittir 0 için yazdım. A çarpı kosinüs 0 derece artı B eşit olmalı. Burası zaten ne koyarsan koy 5. Arkadaşlar kos 0 nedir? Hop kosinüs ekseni senin burası. 0'da bu arkadaş 1'di. A artı B kaç oldu? 5 oldu. Şimdi buradan gidelim. Burada da yine 0 verdiğimde arkadaşlar 0 verdiğimde de şu arkadaştan birbirine eşit olması lazım. X eşittir 0 için yine. 5 eşit olmalı. X yerine 0 yazdım. A çarpı sinüs 0. Güzel. Eksi B eşittir 5 dedim zaten. Arkadaşlar
Sinüs 0 kaç? Sinüs 0, 0. Hop gitti. B kaç oldu arkadaşlar? Eksi 5. B eşittir. Eksi 5 oldu. E burada da gel yerine koy. A artı B 5 idi. Bu arkadaş eksi 5 olursa A da 10 olur. A 10, B eksi 5 ise arkadaşlar çarptığımda ne elde ederim? Eksi 50 elde ederim. 5 numara. Tanırının. Geldik şimdi oyuncaklı sorulara. Biraz hareketler yapacağız. Taklalar atacağız. Fx eksi 8 bölü x eksi 2 limit x 2'ye giderken arkadaşlar 5'miş. Buna göre bu uzun ifade nedir? Şimdi ilk yapacağımız hareket nedir arkadaşlar? X 2 gidiyor deyince efendi yerine yazacağız. F2 eksi 8 bölü 2 eksi 2. Arkadaşlar bölü 0 ve bu reel bir sayı eşit. Arkadaşlar sayı bölü 0 tanımsız olacağı için bu arkadaş da reel bir sayı eşitse demek ki bu arkadaş 0 bölü 0 belirsizliği halledilmiş, çözülmüş bu arkadaş. Demek ki buradan da ne anlıyorum ben? F2'nin 8'e eşit olduğunu görüyorum. Çünkü payda 0 olacak. Güzel. Payda. Yani bu oradaki daha ayrı yazılıyor. Payda demek değil. Pay dahi. Evet. Pay kısmı da. Ya şimdi ben bunu bir şeyler yapmam lazım. 2 koyduğumda F2 çıkıyor falan vesaire. Gene 0 bölü 0. Arkadaşlar burada da benim bazı atraksiyonlar yapmam gerekiyor. Telefondan sonra devam ediyorum. Arkadaşlar işte burada benim bir takım atraksiyonlar yapıp ne yapmam lazım? Şuradaki payda kısmındaki x eksi 2 belasından kurtulmam lazım. Neden bela? Çünkü x'e 2 verdiğimde burası 0 oluyor. O sıfırlıktan kurtulmam lazım. Yine F2'nin eksi 8 olmasından mütevellit arkadaşlar. X yerine 2 koyunca yine bir 0 bölü 0 belirsizliğe karşılaşıyorsun. Bunu yapmak için yukarıda mümkünse x eksi 2 ifadesi bulayım ki bunlar sadeleşsin. İşte bunu bulabilmek için arkadaşlar şu hamleyi yapabilirim. Eksi x fx, bak eksi x eksi fx parantezine aldığımda x eksi 2'yi görebilmek için artı 2 tane fx olmalı burada. Artı 2 tane fx ve artı 3 tane fx olarak 5x'i parçaladım. 5x benim için 2 tane fx artı 3 tane fx'tir. Eksi 24 bölü x eksi 2. Sevgili arkadaşlar bak payda kısmını da şu şekilde yazacağım. Şu arkadaşı hemen paranteze al. X 2'ye giderken eksi fx parantezini aldım şu kısmı. Ne görüyorsun? X eksi 2 görüyorsun. Bölü x eksi 2. Şimdi artı şu ifadeyi yazacağım ya. Artı limit x 2'ye giderken 3 tane fx eksi 24 bölü x eksi 2 yazabilirim. Neden böyle yaptım arkadaşlar? 2 tane kesirli ifadenin a bölü b artı c bölü d limiti toplam halindeki kesirli ifadeler fonksiyonların ayrı ayrı limit toplamları da birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi bak x 2'lerle vedalaştım. Limit x 2'ye giderken eksi fx artı şimdi bak burada da ne görüyorsun arkadaşım? Şu arkadaşı da 3 parantezine alırsam fx eksi 8 görüyorsun değil mi? 3 başa çarpım halinde gelebilir. Limit x 2'ye giderken fx eksi 8 bölü x eksi 2. Hocam efendim payda kısmını x eksi 2'den burada kurtulamadın. Ne yapacaksın o beladan? Sevgili arkadaşlar güzel bir haberimiz var. Neden? Çünkü o arkadaş kalem arıyorum ben bu arada. Allah'ım böyle durumlarda niye hemen bulamıyorum kalemi? Arkadaşlar bu arkadaş da bana zaten baştan verilmişti bak. Hop f eksi fx eksi 8 hop eksi 8 bölü x eksi 2 zaten 5'ti. Bu arkadaş yerine 5 yazabilirim. E burada ne var? Şimdi x yerine eksi 2 yaz. F eksi x 2 koydum. E bunu da zaten 8 bulmamıştık mıydık? Bulmuştuk. Bu arkadaş eksi 8 artı 3 çarpı 5 15. E buyur sana 7 cevabını verir. Anlaştık. Güzel. 6 ile devam edelim artık. Evet, gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için limit x1'e sağdan giderken fx 3'müş arkadaşlar. x1'e soldan giderken de fx değeri eksi 4'müş. Buna göre şu ifadenin değeri nedir? Arkadaşlar birinci soruda söylemeye çalıştım. Eğer zorlanırsan bu içerisinin 1'e sağdan mı sola mı soldan mı yaklaştığını bulabilmek için her zaman yaklaşık bir değer düşünebilirsin. Mesela 2'ye soldan giderken şu içerisi sana ne hangi değeri verir?
Bakalım, tahmin etmeye çalışalım. İkiye soldan giderken biri çıkartıyorsan, eğer tam karar veremiyorsan sevgili arkadaşım, iki soldan giderkeni yaklaşık 1.9 düşün. 1.99. 1.99'dan biri çıkartırsan ne bulursun? 0.9. Bu nedir bak 99? 1'e soldan demektir. İşte bu arkadaş 1'e soldan yanaşıyor demektir. 1'den sola yanaşınca neydi arkadaşlar, 1'e soldan yanaşınca değerimiz -4 idi. İşte bu parantez içini kolay tahmin edebilmek için en kolay yolumuz budur. Şimdi 0'a sağdan x kare artı 1. Şimdi 0'ı koysam bu arkadaş ne olur? F 1 olur değil mi arkadaşlar? X yerine 0 koy. Ancak bak 0'ın biraz fazlası. 0,001. Ben bunun karesini aldığımda da yine bir değer çıkacak. 1'e sağdan yanaşıyor olacak arkadaşlar. Bu durumda hangisine bakacağım? Şu arkadaşa bakacağım. Sağdan yanaşıyor. Yani bu değer de benim için 3'tür. -4, -3 buyur sana -7. B şıkkını işaretlerim 6'ya da. Evet, anlaşıldı değil mi sevgili arkadaşlar? Eğer tahmin edemiyorsan, sıkıntıya giriyorsan her zaman 2'ye soldan deyince 1.9, işte 0'a sağdan deyince 0,0, 5'e sağdan dediğinde 5,0 gibi 1 gibi düşünürsen daha kolay edinirsin. Daha kolay şeyler elde edersin. En azından sağda mı solda mı kaldığını daha kolay anlarsın. Geldik 7. soruya. 7. soru, evet bakalım. Fx buymuş arkadaşlar. Gx de bu imiş. Buna göre limit x 1'e giderken fx çarpı gx. Arkadaşlar bu arkadaşın çarpımlarını da gördüğümde x 1 fx çarpı limit x 1'e giderken gx şeklinde düşünebilirim. Ve nitekim bak x içinde 1 koyduğunda yukarısı da 0,0. Şu arkadaşın da 0,0 olduğunu görüyorsun. 0,0 belirsizliklerinden nasıl kurtuluyoruz? Parantezen olarak. Şu arkadaşı x eksi 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1. Yukarı x eksi 1 ve x eksi 2 parantezini aldım. Bak bunlar sadeleşiyor. Şu kalıyor. Limit x 1'e giderken x eksi 2. Çarpı limit x 1'e giderken şu arkadaş da bağırıyor zaten. X eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x eksi 1 şeklinde. Güzel. Bak yine sadeleşti bunlar. Sevgili arkadaşlar şimdi 1'i yerine koy. Buradan ne bulursun? 1 koyarsam eksi 1. Şurada 1'i yerine koysan 2 bulursun. Eksi 1 ile de 2'yi çarpar. Dersin ki buyur sana eksi 2. Sonra da hop diye 8'e geçersin. 8. soruda yine bazı atraksiyonlar istiyor sevgili arkadaşlar bizden. Şu 5. soru, evet 5. soruyu anımsatıyor. 5. soruda yaptığımızın biraz benzerini yapacağız. Belki daha çok emek vermek zorunda kalabiliriz. Şimdi arkadaşlar fx eksi 3 bölü x kare eksi 4 limit x 2'ye giderken sana 8 cevabını veriyormuş. Şu arkadaş nedir diye soruyor. Gelin bir bakalım. Şimdi baktığımda x'e 2 verdiğimde arkadaşlar ne görüyorum? F2 eksi 3 bölü 2 koyduğumda 0, 8'miş. Sevgili arkadaşlar sayı bölü 0 8 olamaz. Demek ki bu arkadaş 0 bölü 0 belirsizliği giderilmiş. Yani F2 de eşitmiş 3. Çünkü pay kısmı da 0 olacak. Ben bunu bir belirledim. Buraya bir notumu aldım. Peki bunu kullanarak ben şuraya nasıl gidebilirim ona bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar onun yerine onu söyledim. Buraya geldiğimde limit x2 gene 0 koyarsa 2 koyarsak arkadaşlar ne görüyorsun? F2 artı 6 eksi 9 bölü 0. Bak yukarıda bu arkadaş 3 yine 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşı karşıya geldin. Peki hocam ne yapalım şimdi? Bir atraksiyon yapmamız lazım. Arkadaşlar fx eksi 3'ü yakalamak üzere ne yazarsın? Limit x 2'ye giderken fx eksi 3 bunu yazdım. Artı 3x eksi 6. Bak şu ifadeyi fx eksi 3, 3x eksi 6. Eksi 3 ile eksi 6'yı eksi 9'u parçalayarak yazdım. Hem fikir miyiz hem fikir. Bunun için yaptığım x eksi 2, x eksi 2. Şu ifadeyi görebilmek için. Çünkü şuradan hareketle benim karşımda bir şeyler var ve dikkat edersen bak şu arkadaşta sadeleşme şansım var. Parantez alacağım.
Limit x2'ye giderken çarpım halinde bunlar. Fx eksi 3 bölü x eksi 2. Şu arkadaş biraz dursun. Artı limit x2'ye giderken. Bak 3 parantezin alıyorum. X eksi 2 bölü x eksi 2. Sadeleş sadeleş. Bu zaten 3'müş. Bir artı 3'üm var helalinden. Şu arkadaşla biraz ilgilenelim. O arkadaşla nasıl ilgileneceğiz? Şu birincide arkadaşlar bir takım hareketler yaparak. Orada da şöyle düşünebilirim. Şu arkadaşa baktığımda limit x2'ye giderken. Bu sefer şu ifadeyi görmeye çalışalım arkadaşlar. Bak bu arkadaşın payda kısmı zaten x eksi 2 çarpı x artı 2 değil mi? Tam kare farkını görüyorum. Yani fx eksi 3 bölü x eksi 2 çarpı 1 bölü x artı 2 şeklinde yazabilir miyim? Paydaları çarptım, evet. Yine çarpım limitte çarpmaları da ayırabiliyorum. Fx eksi 3 bölü x eksi 2 çarpı limit x2'ye giderken 1 bölü x artı 2. Arkadaşlar hatta bana bunun sonucunu da söyledi. Kaç dedi bu? 8. Bak buradan bana lazım olan şu arkadaşı bulmaya çalışıyorum. Benim ihtiyacım olan o. Ve netekim bulabilirim. İşte ihtiyacım olan değer bu. Bu arkadaşı bulabilir miyim? 2 yazarsam burası kaç? 1 bölü 4. Bu aradığım şeyi 1 bölü 4 ile çarparsam 8 buluyormuşum. Demek ki bu aradığım şey neymiş arkadaşlar? 32'ymiş. Gel buraya bir de 32 yaz helalinden. Güzel değil mi? Harika hallettik. 32 ile de 3'ü topladım. 35 dedim. Neredesin sevgili 35? Tam da ortada. C şıkkında. Harika. 9'da devam ediyor oraya. Der ki aşağıdaki f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Güzel, ne kadar güzel. Şöyle gözüksün, hep beraber görelim. Sadece ben görmeyeyim. Diyor ki fx x3'e soldan giderken a'ymış. x1'de de direkt sağdan sol dönüyor. Fx de b'ymiş. Buna göre limit x kare eksi a bölü x eksi b x b'ye giderken değeri nedir? Arkadaşlar a ve b değerlerini ben buradan bulabilirim. Buluruz. Limit x1'e giderken hemen şunu kolayca bulalım. Arkadaşlar 1'e giderken bak sağdan geldim, soldan geldim. Kaçı gördüm? 2'yi gördüm. B kaçmış? 2. Konu kapanmıştır. 3'e soldan, arkadaşlar 3'e soldan gidiyorum. Bak sağdan değil. Sağdan gidersen eksi 1 bulursun. Soldan geliyorum daha küçük değerden. Kaçı görüyorum? 4'ü. Arkadaşlar bu da 4'müş. Geçmiş olsun. A da belli. B de belli. Belli. Limit x b'ye giderken demişti. B 2 oldu. X kare eksi a'yı 4 buldum. Bölü x eksi 2. Bak yine 2'yi koyarsan 0 bölü 0 belirsizliğiyle karşı karşıya kalırsın. Ama yapacağın atraksiyon ne? Çarpanları ayır. X eksi 2 çarpı x artı 2 bölü x eksi 2. Yolcu yolcu. Şimdi 2'yi yerine koy. Hop 4. Geçmiş olsun. 9'a da Diyarbakır dedik arkadaşlar. Harika. 10'la devam etmek hakkımızdır. Anamızın ak sütü kadar helal. Her x reel sayısı için f fonksiyonu arkadaşlar, fx fonksiyonu bak 3 eksi x kare ve x kare artı 5 artı 3 eşitsizliği sağlanmaktadır. Fx bunların arasındaymış. Buna göre x 0'a giderken limit değeri nedir? Arkadaşlar böyle bir şey gördüğümde de hepsinin limiti de, limit değerleri de bu eşitsizliğe uymak durumunda. O zaman x eşittir 0 için yazarım. 0 koyarsan ne olur? 3. F 0. Buraya 0 koyarsan bu da 3 çıkar. E diyor ki sana zaten limit değerini soruyor. Dikkat edersen. Fx 3'ten küçük 3'e eşit. 3'ten büyük 3'e eşit. Arkadaşlar bu değeri sağlayan nedir? Limit x 0'a giderken fx değeri tabii ki tam da 3'tür. Sağdan da soldan da 3'e yaklaşıyorsun. 3'ü işaretler, arkana bile bakmazsın. 11 ile devam edersin sonra. Der ki reel sayılarda sürekli, bak sürekli bir parçalı fonksiyon veriliyor. Buna göre a artı b. Parçalı fonksiyonların kritik değerleri şunlardır arkadaşlar. Çünkü sınırları bunlar veriliyor. Eksi 1'den aşağıya ben böyleyim. Eksi 1 ile 2 aralığında böyleyim. 2'den büyükken de böyleyim. O zaman bunlar sınırlara geldiğinde eksi 1 için burada ne okuyorsam eksi 1 için burada da onu okuyacağım. X eşittir eksi 1 için. Şimdi şunu yazıyorum.
Eksi a artı 2 eşit olmalı. Şimdi eksi 1 buraya yazdım da 1 eksi b. 1 yazdım değil mi? X yerine eksi 1 yazdım. Arkadaşlar bu eşitlik sağlanmalı. 2 bilinmeyenli bir denklem. Bir şansım daha var. Bu sefer de 2 değerini kullanacağım. X eşittir 2 için. Gel bu arkadaşa 2 koy. Şu arkadaşa 4 artı 2 tane b eşittir. Şimdi de 2 yazalım buraya. 4a. 2 bilinmeyenli 2 denklem. Nasıl çözelim? İstersen taraf tarafa yok etme metodu ya da yerine koyma. Bak buraya 2'ye böldüm herkesi. 2 artı b eşittir 2a. B eşittir 2a eksi 2. B yerine 2a eksi 2 yazacağım. Eksi a artı 2. Şurada b gördüğüm yere bunu yazacağım. 1 eşittir 1 eksi 2a dikkat et artı 2. Çünkü başına eksi geliyor ya. A'yı buraya yolladım. Aman burası da şey çok karışmış. İkilerle vedalaştım. A'yı 1 buldum. İnşallah bir işlem hatam yoktur. A'yı 1 bulduysam burada 1 yerine yazarım. A, B de 0 oluyor arkadaşlar. A artı B kaç oluyor? 1 oluyor. Hadi yavrum. Bakıyorum cevap anahtarına. İyi, yanlış yapmamışız. İşlem hatamız yok. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Buradaki mesele şunu görebilmek. Sadece bu. Bundan sonrası TYT temel işlemler. Yani burada hata yapsam bile hoş görülür yani. Çünkü bu sorunun bana anlatmak istediği olay bu. Eksi 1 için bu da bu da aynı olmalı. 2 için de bu da bu aynı olmalı. Bu sorunun soruluş amacı bu. Yoksa bunları toplamışın çıkarmışın hikaye yani. 12'ye gelelim. Fx buymuş arkadaşlar. Eksi x kare artı 3 bölü x kare artı bx artı 3. Fonksiyonu her x reel sayısı için sürekli olduğuna göre b aşağıdakilerde hangisi olamaz? Yine Kızılderili numarası arkadaşlar. Alıştık artık bunlara. Neydi? Bu arkadaşı kesirli sayıları sürekli olmasını engelleyen şey arkadaşlar paydayı sıfır yapan değerdir. Her x elemanı için sürekli olduğuna göre bunun paydası asla sıfır olmamalı. Yani x kare artı bx artı 3 sıfıra eşit olmamalı. İkinci dereceden bir denklem görüyorum. Demek ki bu arkadaşın diskriminantının sıfırdan küçük olması lazım ki hiçbir kökü olmasın. Sıfıra eşit olmasın. Diskriminant dediğimiz arkadaş da b kare eksi 4ac'ydi ki hepimiz çok severiz tekerleme gibi. Zaten buraya da b demiş. Teşekkürler. B kare eksi 4ac dedim de 4 ile 3'ü çarptım. 1'i çarptım. Eksi 12. Bu arkadaşın sıfırdan küçük olması lazım. Yani b kare arkadaşlar 12'den küçük olmalı. Bunu da şeyini de yazabilirsin ama bak dikkat edersen tüm bu değerlerin karesi 12'den küçüktür. Eksi artıyı hiç yanılma çünkü karesini alıyorum. Ama sevgili 4'ün karesi 12'yi aşar arkadaşlar. 12'ye de E dersin. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.